Hatta bugün spor servisinde hani bu soruyu kim bilecek yarışması bile yapıldı mini. Ülkemin en çok milli forma giyen oyuncuları arasındayım. Carlos Tevez'le iyi bir ikiliydik. Ronaldinho ve Messi'ye karşı forma giydim ve o maçta gol attım. Şampiyonlar Ligi'nde iki farklı takımla gol sevinci yaşadım. Babir Abis'in için vazgeçilmez bir futbolcuyum. Son ifade biraz abartmış olabiliriz ama <laughs> Demek ki Babir Abis'in takımında Forma giymiş. İzleyicilerimizden de ilk doğru cevabı e, seslendireceğim. Daha doğrusu ilk doğru cevap geldiğinde ben ekstra kopyalara da başlamış olurum muhtemelen. Hmm. Senin üzerine konuşacağın futbolculardan biri. Eyvallah. Şimdi ruh. Ronaldinho Messi'ye karşı forma giydim dedi. Barcelona'ya karşı forma giymiş. Eyvallah. Demek ki Şampiyonlar Ligi'nde ve gol atmış. Bir kopya verebilir miyim? Yani Güney Amerikalı diyeceksin muhtemelen. Değil. Değil, değil, hayır. Değil, eyvallah. Çünkü Babırapsan'ın takımlarını hayal etmek lazım biraz. Babırapsan belgeselini de daha bir buçuk iki ay önce tekrar izlemiştim ama şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Geldi denilince akla gelen kulüp? Barcelona. Mourinho yardımcısı. Değil. Porto, Boavista'ın yine orada. İngiltere'ye belki gitmek lazım. İngiltere'de Bobby Robson ne? Bay yapmıştı? değil. Yok. Ronaldo değil. Michael Owen değil. Cevaplar bu yönde geldiği için Hı -hı. söylüyorum. David Beckham, Alan Shearer, Dimitar Berbatov, Carlos Bacca değil. Peki. Adanın dışına hiç çıkmadı. Britanya'nın Bunu... dışında oynamadı ülkemin en çok forma milli forma giyen oyuncuları şimdi Teddy diyeceğim öyle başlayacağım. Ee, işte ülke milli takım şeyinden patlıyoruz. Teddy değil. Ekrem Sefa Kılınç bildiğine Bilmiş göre mi? bir kopya hmm. daha verebilirim. İngiliz değil. İngiliz değil. Asıllı mı yani? Değil. İngiliz değil. değil. Ha, İngiliz değil. Artık hatırlamaya çalışıyorum da Şampiyonlar Ligi'nin iki farklı var. İskoçya'da da forma giydi. <laughs> e, İngiltere'de de forma giydi. Bir Galler takımında forma giydi ama Premier Lig'de mücadele eden bir Galler takımında giydi. Bence İngiltere'nin de en asil en asil takımında forma giyiyordu. Ole Gunnar Solskjaer mi? Değil. Değil. Değil abi. Yok o zaten Manchester United bir dakika. Ole Gunnar Solskjaer Cardiff'i çalıştırmıştı. Dur. Evet. Galler'e gidip Cardiff'i çalıştırdı. Evet Galler'e gidip Cardiff'i çalıştırdı. Emrullah, Melih bilenler. Üç izleyicimiz bildi. Eyvallah Santrifor Ve Babir Aps'ınla yollar Newcastle United'da kesişiyor. Elin Shearer. Değil. Değil. Değil de aynı takımda oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanında gol attı ve bir İngiliz değil ama Adalı. <laughs> Senin de iyi bildiğin bir isim aslında. Öyle mi? İyi bildiğin bir oyuncu. Yok gelmiyor abi. Getirelim. Gelmiyorsa gelsin. Gelsin gelsin. Gelsin gelmiyor. bence. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Yavuz, yani. Ertan, Furkan, Kim? Yasin, Craig Bellamy. Ha Ya esasında kenar oyuncusuydu ya Craig Bellamy. Eyvallah ben... Sant, yani... Forvet. Forvet yani tamam. Önde ya. de oynadı Craig ama Bellamy. kanat forvet desem daha mı net bir kopya da, da, Daha net bir for... hmm. şey olabilir. Çünkü Craig Bellamy enteresan bir adamdı. Ee, yani. Bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. John Arne Risse ile müthiş bir kavga etmişlerdi ve şey vardı. Bellamy'nin John Arne Norveçli Solbek'e beyzbol pardon golf topasıyla saldırdığı bir kavgadan bahsediyoruz. Sonra 2-3 gün sonra şap, maça çıktılar ve maçta Crackpelami gol attıktan sonra hani biz böyle izliyoruz ya televizyonda. Evet. Bu kaleye atmıştı. Bu taraftaki kaleye atmıştı. Oradaki köşe gönderine gidip gol sevincini Golf, golf vurucuyla vurucu, kutlamıştı. Sevinciyle evet. özdeşleşti. Evet. John golf sopasını evet. vurduğu Aha. için bütün sevinçleri evet. öyleydi. E, bugünün konusu da buydu zaten spor <laughs> servisinde. <Çok gülüyor> John <Arne -Rise> L. <laughs> dövdü ama konulu <laughs> e, muhabbetimizde. Ki L. bakıyorsun mesela içinden geçirdiğin karakter fevkalade agresif. Böyle kolay kolay çatışmayacağın bir tipe benziyor ama Craig Bellamy... E, bu bela futbolcu olduğu için. Bu deliydi yani. büyük deliydi. Büyük deliydi. Kim gol sopasıyla saldırır? Belem, iyi oyuncuydu. Ya, o sevinci bayağı bir yaptı. Yaptı yaptı. Çok yaptı. O <laughs> gol sopası <laughs> sevincini. Enteresan bir karakter. Ama oynamaya devam ettiler beraber. Tabii tabii tabii. Yani onda sıkıntı yoktu yani. Takım arkadaşı kavgalarında hatırladığın bariz kavgalar. Büyük kavgalar mı yani? Evet. Ya tabii şimdi Felipe Melo, <laughs> Riera hikayesi var vardı. Maçı yani tabii evet. En tesislerde. Ee, sağ içi tartışmalar da vardı ama hani böyle kavga, büyük kavgalar yani esasında genelde hep dedikodu olarak kaldı ve bir şekilde Alex Ferguson mı? David Beckham kavgası mı vardı? Beckham krampon mu atmış derlerdi. Öyle bir şeydi değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, galiba Nevio Pascal Pascal Numarası Pascal Numarası'nda mı gerçekleşmişti? Pascal Numan'ın da öyle bir hikayesi vardı. Nevio Scala olabilir galiba. Yok. Telefon fırlatma Lucescu hikayesi. Lucescu mu? Bir de Scala'nın var mıydı ya bak orayı karıştırdım zihnimin derinliklerinde kayboldum ama başka böyle takım arkadaş kavga hikayesi yani Balotelli Mancini vardır mesela. Teknik direktör oyuncuya gittik daha fazla o yelek çekme falan hikayesi vardı ya. Why always me diye böyle şey tişörtü vardı Balotelli'nin. Takım içinde genelde örtülen meselelerdir bunlar yok hiçbir şey yok aramızda denir ama. Yani Arda Turan Caner Erkin vardı bir dudak patlatma hikayesi öyle hatırlıyorum. Sonra Caner Erkin'in bir de Fenerbahçe'de de vardı bir kavgası. Yine böyle bir takım arkadaşı. Ama antrenman kavgaları bunlar. Karabük'te bir Emenike'ye arkadaşlarının toplu hücumu gerçekleşiyor. Ama o yok aklımda. ilk senesi yani. Otobüste. Otobüste. Süper Lig'e çıktıktan sonra o zaman Tabii Tabii tabii. TFF birincilikte değil. Orada bir hengame oluyor ama bir şekilde takımların içinde. O kavgalar içeride kaldı bir şekilde üstü örtüldü. Allah da göstermesin. Allah korusun. Peki sıradaki izleyicimize bakalım. Müthiş. Ben Müthiş. o hareketi de yaptığını varsayıyorum. Kesin kesin. Ee, harika yapmış herhalde evet. o. Evet doğru. Ama şu sepete e, meydan okumayı az görüyoruz yani. Hani sektirip ondan sonra böyle bir... Ha, o bir kere geldi galiba. Bir kere galiba. geldi. İki kere geldi. İki kere mi geldi? İki kere geldi. Bir Trabzonspor Topu'yla dün bir e, izleyenimiz atmıştı. Bir de Cuma günü geldi galiba. Peki Erdoğan Seferihisar'dan selamlar demiş. Hiç gittin mi İzmir Seferihisar'a? Gittim. Çok güzeldi. Yaşamak mi? istediğim yer. Öyle ee, mi? Özellikle tabii Seferihisar'ın e, balıkçılığı, e, Marsilyalı balıkçılık balıkçılarla yıllar önce başlatmış oldukları bir e, dostluk var. E, sürekli oraya gidiyorlar, onlar buraya geliyor. E, balıkçılık hakkında e, birbirleriyle hani güncel e, gelişmeleri falan da e, takip ediyorlar. Seferihisar plajları, Seferihisar'ın organik yaşamı. Keşke para olsa da gidip oralara yerleşsek yani. Bir gün Ko olur inşallah. İnşallah. Kortaş'ta Cel Engin Karabağ, İbrahim Üzümmez, İbrahim Toraman kavgasını söylemiş. Fatih Aysay yine ee, o kavgayı. Ha İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, evet. doğru. Yemekhaneye terlikle geldin gelmedin hikayesiydi. terlik meselesi. Yani Başlayan, evet. Benim olduğum yerde kimse terlik giyemez. Ben <laughs> kaptansam herkes spor akabısıyla gelecekti. İbrahim Üzülmez'in <laughs> böyle bir duruşu vardı. Evet. İbrahim Hoca. Ee, Emra peki hatta terlik giyiyorsan çorap giyme zorunluluğu vardır. Yemekhaneye geliyorsan özellikle. Öyle tamam mi? hani terlikle gel ama çorap olacak. Evet. Ee, Fatih Yerim Orhan Akdüellisi demiş ama o bir kavga değil tabii. Orhan ile Mancini Mancini, En unutulmazlardan birisi o. Evet. Fotoğraf karesi olarak da yani. Mane Salah demiş ama... Bende yok. Bende de yok. Öyle bir kavga. Hiç kavga edecek tipler de değiller. Ülkemizde en yakın zamanda Riyera Melo oldu. Bu evet. arada Fatih Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. İmparator Fatih Terim sağlığına hızlı bir şekilde kavuşuyor. Artık evet. evinde olacak ve o karantinayı artık kendisi yapacak. Evinde yaşatılacak ev, o evinde karantina. Evinde olacak. Doktoru Ferhan Ece, hanımefendi bugün televizyon bir televizyon kanalında özel bir televizyon kanalında çıktı. Biz bu tarz başka hastalarımız var. Hepsini 6. veya 7. günde zaten ev karantinasını ev karantinasını alıyoruz ve bu 14 gün daha devam edecek bu izole durumu diye yetkili ağızdan Fatih Terim'in kendi doktoru, özel bir hastanenin doktoru açıklamayı yaptı. Umarız belirli zihinlerdeki tartışmaya son noktayı koymuştur. Ya o, be, be, o belirli zihinler meselesinde o zihinleri anlayamayacağımız, evet. hiç kendimizi yormayalım. Hı hı. Bir hastalık üzerinden, yani bilmeyenler için söyleyeyim çok sevimsiz olduğu için mesele biz hiç yayında konuşmadık ama e, Fatih Hoca hasta mı değil mi hasta değil gibi şeyler söylediler insanlar. Ya Neyse. bu kadar hayata tuttuğumuz takımın renkleriyle bakmayalım. Bunlar evet. insani şeyler. Fatih Hoca çıkınca çok güzel bir mesaj verdi. Hı hı. Müthiş bir mesaj evet, verdi doğal. bence. E, İnsan her geçen gün olgunlaşıyor. Yani 85 yaşında, 84 yaşından daha olgunsun. Burası Kesinlikle. bir gerçek. Türk futbolunun büyük emekçileri bu adamlar. Türk futboluna damga vurmuş insanlar ve koronavirüs belası ülkemizde işte herkes kaçmaya çalışıyor, biz dahil. Herkes kendisini korumaya çalışıyor, tecrit ediyor bir şekilde. Aman evden çıkmayın diyoruz ve bu bir salgın. Bunun üzerinden bir takımcılık yapmak benim aklımın almadığı bir iş. Yani umarım bu COVID-19 salgınını atlattıktan sonra hayatımızdaki standartlarımızı tutmuş olduğumuz takımların renkleriyle belirlemeyiz. Evet.